Samimi Haber özel yayınlarımıza devam ediyoruz ve şu anda ekonominin başındaki isim Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati ile birlikteyiz. Mersin'deyiz. Mersin'de özel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ben Mersin'deki saha çalışmalarınızla başlamak istiyorum. Nasıl gidiyor saha çalışmalarınız? Açıkçası benim açımdan oldukça keyifli ve bir yarış olması hasebiyle de yarışı önüne doğru geldiğini görüp şimdi de öne geçmesinden dolayı büyük bir keyif alıyorum. Çünkü tabii buraya Sayın Cumhurbaşkanımızın Mersin'e vermiş olduğu önem itibariyle her dönemde mutlak surette bir icracı bakan, özellikle de ekonomiyle ilintili bir bakan gönderdiği için bu dönemde de Hazine ve Maliye Bakanı olmam hasebiyle beni buraya uygun görmüş. İlk geldiğim andan beri, çünkü Mersin oldukça mevcut yerel yörüklerin yanında Doğu ve Güneydoğu'dan göç alıp kendi içerisinde absorbe etmiş bir şehir. Böylesine bir şehirde gerek teşkilatlarımız tarafından, gerekse de vatandaşlarımız tarafından çok hızlı bir şekilde kabul görmem beni mutlu etti. Dolayısıyla da onu hissedince zaten bir ivme kazanıyorsunuz kendi içinizde ve bu bir olumlu fasit daireye dönüşüyor. Onlar bizi kabul ettiler, biz onları sevdik. Onlar bizi sevdikçe biz daha fazla sevdik vesaire. Böyle olunca Mersin'de çok iyi ve özgün işler de yapıyoruz açıkçası. Biraz beklemedikleri bir ekiple beraber bir performansla da iyi bir şey oluşturuyoruz. Yani saha çalışmalarında esnaf ziyaretleri ya da özel toplantıların yarısına her akşam bir de konser düzenleniyor. Ya, aslında bu sosyal anlamda da ciddi bir etki. Evet. Şimdi şöyle bir defa bu gençler var. Gençler özellikle şunu hak ediyor. Teknolojiye en çok yatkın olan ve Teknofest'e en fazla proje gönderen il Mersin. İkincisi Mersin gerek lojistikte, gerek sanayide, gerek üretimde, gerek serbest bölgesi ve OSB'leriyle bir farklılık yaratmış durumda. Bunun üzerine bir de tarımı aldığınızda ve şu anda görüldüğü üzere güneşin erken aylardan itibaren uzun süre kendisini burada hissettirmesinden kaynaklanan deniz turizminin gelişmesi ve özellikle de güneş enerjisinde, yenilenebilir enerjide bir farklılık oluşturması açısından şehir tam bir farkındalık oluşturmuş durumda ve sadece bir alanda değil, birçok alanda at başı bir yarışa girmiş durumda kendi içerisinde. Şimdi böylesine bir ortamda gençlerin çalışırken gene 4 tane üniversitesi olan bir yer, 55 bin tane öğrencisi var. Bu üniversite öğrencilerimiz, çalışan gençlerimiz ve özellikle de kadınlarımız bir farklı bir ses duymak istediler. Çünkü geldiğimizde maalesef çok kısır ve alışılmış bir hitapla bize, kavgacı bir üslupla mindere çekmeye çalışanlara biz buraya kavga etmeye değil, hizmet etmeye geldik deyince ve Mersin'de bunun çok ciddi bir şekilde karşılığını verince işin bir de konser yönünü hızlandırdık ve her akşam bir konserle hem çok iyi, çok iyi. Yani böyle abartılı bir tanıtım yapmamamıza rağmen mesela geçen evde Silifke'deki de çok iyiydi, Tarsus'taki de çok iyiydi. Ufak bir kaza da yaşanmış olsa yani da. Biraz halkın buna ihtiyacı varmış. İhtiyacı var tabii. O psikolojik ihtiyacın karşılanması açısından ve seçimlerin bir savaş olmadığını göstermesi açısından bence çok önemliydi. Dolayısıyla bu bunlar bölge, devam bölge, ediyor. Şehir şehir farklı şekilde çalışmalar devam ediyor ama Mersin'de de çok farklı olmuş açıkçası. Çok. Bir de çarşamba günü mesela yeni bir farklı şey daha yapacağız. Hı hı. Futbol Federasyonumuz sağ olsun depremzedeler yararına saat 17'de çarşamba günü Şöhretler Karması ile burada bir maç tertip ettiler. Maça gelecekler. Ardından da gene Mersinlilerin ve Türkiye'nin çok sevdiği sanatçılarımızla da stadyumda oraya gelen 10 binlere hitap ederek gene bir rahatlamasını sağlayacak bir çalışmada yapmış olacağız. Biz aslında yani savaşa girmedik açıkçası, tekrardan söyleyeyim. Bir ve beraber eğlenerek seçimi kazanacağız. Tam da bunu söylemek istiyordum açıkçası. Herkes sizinle ilgili yapılacak olan herhangi bir program ya da çekimde özellikle evet ekonomi, çünkü ekonominin başındaki isimsiniz ama Mersin aslında bu farklılığın, çeşitliliğini de göstermiş oldunuz bu seçimle beraber. Seçime de çok sayılı bir zaman kaldı, çok az bir gün kaldı, birkaç gün şurada. Ekonomi sadece seçim sürecinin değil, seçim sonrası sürecinin de
en önemli konusu. Peki bu nasıl devam eder? Çünkü ekonomi her şekilde şu anda gündemde. Şimdi ekonomi dediğiniz anda sadece finansal piyasaların ya da uzmanların konuştuğu bir alan değil. Pazardaki domatesini almaya gayret eden bir Ayşe teyze ile orada direkt üreticiden ya da hal üzerinden getirmiş olduğu meyveleri, sebzeleri satmaya çalışan bir pazarcı esnafının da konusu. O bu malların oraya taşınmasını sağlayan kamyoncuların lojistiği iyi gerçekleştiren insanların, oradaki taşıyıcıların da bir dünyası. Ama aynı zamanda onu, o malları üreten, o malları üretenden tüketene kadar aradaki tüm aşamalarla ekonomisini kendisini oluşturan bir alan. Dolayısıyla da ekonomi dediğiniz zaman hem finansal, parasal alanları konuşuyorsunuz, hem de reel sektörün bizatihi ve yani vatandaşın bizatihi kendisinin karşı karşıya kaldığı bir alan. Dolayısıyla da burada sizin Hazine Maliye Bakanı olarak söylemiş olduğunuz her sözün toplumda mutlaka bir karşılığı oluyor, olumlu ya da olumsuz. Dolayısıyla bundan dolayı da uzun süreden beri biz vatandaşlarımızla iletişim kurarak özellikle de önce salgın, ardından savaş ve sonrasında da yerelde bir depremin olmuş olmasıyla karşı karşıya kaldığımız problemlerin en az şekilde hissettirilmesi ve hasarın en az olması noktasında ortaya koymuş olduğumuz performansın ve atmış olduğumuz adımların vatandaşlarımız tarafından hissedilmesi gerekiyordu. Tabii biz gerek petrol fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki aşırı yüksekliğin, oynaklığın, gene aynı şekilde lojistik maliyetlerin artması ve tüm emtia fiyatlarının özellikle de gıdadaki dünyada artışından kaynaklı dünyanın enflasyonla karşı karşıya kaldığı bir dönemde Türkiye'de döviz ataklarıyla karşı karşıya kaldığı için bunu çok şiddetli hissetti. Ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık duruşunun aynısını gerçekleştirerek ve kendisinin göstermiş olduğu yolda bunları biraz daha geliştirerek vatandaşlarımızın bu konuda daha rahat nefes almasını sağlayacak adımlar attık. Aslında enflasyon demişken gıda enflasyonu şu anda genel enflasyonun çok çok üzerinde. Fakat en son yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. Gıda enflasyonuna karşı özellikle Haziran ayının beklenmesine dair. Bununla ilgili nasıl bir çözüm ya da nasıl bir süreç olacak? Şimdi tabii Türkiye'nin şöyle bir özgün durumu var. Bir, döviz kurlarından çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Dolayısıyla döviz kurlarının öngörülebilir ve oynaklılığının en az seviye düşürülmesi gerekiyor. Bunu gerçekleştirdik. İki, petrol fiyatlarının aşırı yüksekliği net ithalatçı olduğumuz için ve dış ticaret açığımızın ve cari açığımızın da en önemli kaynaklarından birisi olduğu için bu ülke ekonomisini etkiliyor. Üç, Avrupa ülkeleri gibi değil Türkiye, dört mevsimi yaşayan, zaman zaman dört mevsimi aynı anda yaşayan bir ülke olması hasebiyle de özellikle de tarımsa üretimin zamana, koşullara ve iklim şartlarına göre bazen çok yüksek bir ve bereketli bir üretime, bazen de üretimin kısıldığı bir süreçle karşı karşıya kalabiliyor. Bu üçünü eğer siz makroekonomik ihtiyati tedbirlerle ve parasal tedbirlerle düzgün bir şekilde bir araya getirir ve yönetebilirseniz az önce ifade etmiş olduğumuz pazardaki Ayşe teyzenin en az etkilenmesine, emeklinin bunu en az hissetmesine, çalışanın da bunu en az hasarla atlatmasına sebep olacak sonuçlar doğurabilirsiniz. İşte dünyada tüm enflasyonun, genel enflasyonun üstünde etki eden ve üzerinde yürüyen bir tek endeks var. O da şu anda gıda. Gıda endeksi yüksek gidiyor. Bu gıda endeksinin sadece Türkiye'de de dünyada yüksek olmasından kaynaklı enflasyon üzerinde baskı var. Ama Türkiye'nin mevsimsel şartlardan dolayı elde edebileceği olumsuz koşullar olabileceği gibi bir de olumlu şartlar olabilir. Yani şimdi dünyaya göre daha iyi bir standarda gelebileceği oynaklık yüksek olabiliyor. Onun için de mesela bir ay kadar önce seçim kampanyasına başlatan muhalefet soğanla başlattı ama onların da öngörülebilirliği eksik olduğu için soğandaki üretimin artmasıyla soğan üzerindeki spekülasyonlar ve bunların üzerinden politika oluşturmaları da hayal kırıklığına uğramış oldular. Ama gıdada özellikle işte az önce sizin sorunuzda ortaya koymuş olduğunuz Haziran ayından itibaren bir düşme bekliyorsunuz. Evet, çünkü mevsimsel şartlar çok iyi gidiyor. Yağmurlar geç gelmiş olsa bile geldi. Üretimde herhangi bir kısıtlama yok. Dolayısıyla da
Bu ürünün elde edilmesinde de kullanılan en temel girdilerden birisi olan motorin ve benzin fiyatlarında geçen yıla göre 1/3'lük neredeyse, hatta fazlasında bir azalma var. Aynen, şu anda 20'lerin altına düştü. Altında gibi. İkisi de mazotta, evet. Benzin de ikisi de alta. Dolayısıyla hatta motorin 17,5 liralara kadar daha geldi. Daha da gerilere çekilme durumu söz konusu. Bu şeye bağlı. Yurt dışındaki petrol fiyatlarına bağlı. İşte böyle bir durum var mı? 75 dolara geldi. Tabii o tamamen yurt dışındaki fiyatlardan kaynaklanıyor. Şimdi bunlar gübredeki maliyetlerin dolayısıyla düşmüş olması, üreticinin üretimdeki girdi maliyetlerinin azalmasına, dolayısıyla da elde edilebilecek bu ürün fazlalığının geçen yıla göre çok daha enhem fiyatlarla piyasaya sürüleceğine ilişkin iddiamızı çok güçlendirmiş oluyor. Bu anlamda da önümüzdeki yazdan itibaren almış olduğumuz bu ihtiyati tedbirler, makro tedbirlerle parasal tedbirler ve döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmiş olmasına çok olumlu bir katkısını da alarak önümüzdeki Haziran ayından itibaren gıda fiyatlarında çok daha iyi bir ve vatandaşın da rahat edeceği rakamlara ulaşacağımızı, dolayısıyla da enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir olumlu katkı sağlayacağına eminim. Şimdi gıda enflasyonunu konuştuk. Bir de vatandaşların en çok merak ettiği ve en çok istediği şeylerden bir tanesi de kentsel dönüşüm. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı ve AK Parti Genel Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da kentsel dönüşümde %50'si bizden kampanyası açıklandı. Bu bir seçim vaadi. Ve seçim sürecinde, yani seçimden sonraki süreçte ne zaman başlayacak? Çünkü halk bunu şu anda ciddi bir beklenti içerisinde ve ciddi bir katılım olmuş. Daha doğrusu başvurular yapılmış. Bu süreç nasıl işler? Hemen devreye girer mi? Elbette. Şimdi bir defa Sayın Cumhurbaşkanımızın vaatleri gerçekçi vaatler olduğu için yeni seçimi geçtikten sonra yeni oluşturulacak kabine ve meclisin hızlı kararlar alarak, daha meclis 1 Temmuz'da malum genellikle tatile girer, tatile girmeden hızlı bir şekilde bu kararlarını alır, gerekli mevzuattaki değişiklikleri yaparak bunu işlevsel bir hale getirir. Ama biz bundan önce Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'la beraber bazı kampanyaları birlikte biliyorsunuz ilan ettik. Bunlardan bir tanesi ucuz bir şekilde maliyetle elde edilecek konutların ediniminde sağlanan kredi şartları. Sonrasında da kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi için bir tarafta konut sahiplerinin çok düşük maliyetle bu konutları elde edebilmesine yönelik ve özellikle de ilk 1-2 yılda ödemesiz olarak sağlayacakları kredi imkanları ve çok düşük faiz oranlarıyla. Kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Evet, ve bunun faiz kısmının hazine tarafından karşılanıyor olması. İkincisi, gene 250 milyon liralık bir kredi limitiyle müteahhitlerin bu konuda da kendi aralarında yarışa girerek bu konut açığının ve kentsel dönüşümün sağlanmasında büyük adımlar atabileceğiydi. Sayın Bakanım, araya girerek şunu sormak istiyorum. Bu sınırlı sayıda mı olacak? Yani hayır. Bunun belli bir, yoksa isteyen herkes, kentsel dönüşüme girmek isteyen her bir vatandaş, rakam ne olursa olsun, sayı ne olursa olsun bundan faydalanabilecek. Evet, çünkü kentsel dönüşüme lütfen hatırlayınız. Çünkü bunları çok çabuk unutturma gayreti içerisinde bulunuyorlar. Kentsel dönüşüm ihtiyari bir ve konut sahibinin inisiyatifinde olan bir olay olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kendi yerel yönetimlerimiz ve bizler bakanlar olarak sürekli kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi yönünde çağrıda bulunmuş olmamıza, bazı yerlerde bunlarla ilgili uygulamaya yönelik adımlar atmış olmamıza rağmen muhalefet partilerinin istisnasız tamamının gerek genel başkanlar seviyesinde gerekse de milletvekilleri seviyesinde bu kentsel dönüşümlerin durdurulması yönünde çok ciddi politikalar yaptıkları ve birçok kentsel dönüşümü durdurduklarını hepimiz biliyoruz. Şimdi bir insanın hayatı her şeyden değerlidir. Dolayısıyla da kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesinde Türkiye'deki bu yapının sağlam bir temellere oturtulması ve insanların güvenli ve konforlu bir alana taşınabilmesi için kesinlikle burada limit olmaksızın kentsel dönüşümü gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlarımıza aynı imkanı sağlayacağımızın garantisini veriyoruz. Şimdi Türkiye kendi ekonomi modeliyle ilerliyor şu anda ve bir süredir de böyle gidiyor. Bu ekonomi modelinin handikapları oldu mu? Neden bunu soruyorum? Çünkü bu ekonomi modelinin de bir şekilde değişeceğine dair AK Parti'nin kendi meclisi içerisinde de söylentiler var. Yani değişmekten kastım belli bir takım eklentilerle, yeni bir ekonomi modeliyle
devam edilecek deniliyor. Bununla ilgili sizden biraz bilgi alalım. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanlığı sistemi son 5 yılda ortaya koymuş olduğu başarılı performansla, özellikle de salgın dönemindeki ortaya koymuş olduğu performans, ardından savaşta ortaya koymuş olduğu performans ve gene en sonda yüzyılın afeti niteliğindeki depremlerin ardından ortaya koymuş olduğu performans, özellikle de ulusal ve uluslararası diplomasi yönetilmesinde de gene ortaya koymuş olduğu performans, başkanlık sisteminin Türkiye için ne kadar uygun ve yönetilebilir olduğunu göstermesi açısından çok değerli. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız da çok açık bir şekilde diyor ki biz aksayan yönler varsa, bunlarla ilgili düzenlemeler ve güncellenmesi gereken adımlar varsa bu adımları atacağımızı ifade ediyoruz. Şimdi biz de buraya koşut olarak aynı şeyi ifade edelim. Türkiye ekonomi modeli Sayın Cumhurbaşkanımızın politikaları ve beklentileri doğrultusunda oluşturulmuş bir model olup bu modelin yönetilmesinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar, eksikliklerin mutlak surette güncellenerek daha katma değeri yüksek olan alanlara yönlendirilebilecek adımlar atılabilir. Şimdi Türkiye ekonomi modeli Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarının ve ekonominin ana teması olduğuna göre ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da önümüzdeki süreçte özellikle de onların ifade etmiş oldukları faiz artırımına yönelik bir adım atmayacağına göre Türkiye ekonomi modelinden herhangi bir dönüşün olması söz konusu olamaz. Belki sadece güncellemeler ya da güncellemeler olacak bu konuda. Şimdi birazcık Millet İttifakı'na gelmek istiyorum. Çünkü Millet İttifakı'nın şu anki Cumhurbaşkanı adayının özellikle büyük bir vaadi var. İmkanı var mı? Böyle bir şey mümkün mü? Özellikle sormak istiyorum. Biz geldikten sonra eğer ki gelirsek, Cumhurbaşkanı olursak dolar 10 lira olacak ama mevcut hükümet devam ederse doları 2 ya da 3 katında görebilirsiniz. Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi bunu şu anda yüksek sesle söylemeseler bile özellikle de trolleri, bot hesapları ve sosyal medya üzerinden bunu işleyerek seçimlere doğru giderken döviz kurlarında anormal bir artışı sağlayarak iktidara zarar vermek ve seçimde bir koz elde etmeye çalışıyorlar. Bunun aslında bir karşılığının olmadığını toplum olarak hepimiz bütün paydaşlar olarak biliyoruz. Niye? Çünkü 20 Aralık öncesinde önlerinde profesör titri olan birçok insan dövizin serbest düşüşe geçtiğini, 30-35 liralara kadar gideceğini, dolayısıyla da hatta eski bir Merkez Bankası başkanının gidin dövizinizi alın, mutlaka döviz stokunda bulunun diyerek insanları tetiklediği, maalesef kötü günlerin yaşandığı bir dönemde biz ısrarla bunun makroekonomik göstergeler açısından bir karşılığının olmadığı ve böylesine bir anlamda da eğer bu işlemleri yapmaya devam ederseniz küçük yatırımcıların büyük zarar göreceğini, bunu manipülatif, spekülatif ve özellikle de büyük finansal çevrelerin gerçekleştirmeye gayret ettikleri ama aynı zamanda da iktidara ve Türkiye'de zarar vermeye yönelik bir operasyon olduğunu ifade ettik. İnananlar kurtuldu, inanmayanlar büyük bir zarara uğradılar. Çünkü 20 Aralık 21 Aralık'a bağlayan geceden itibaren döviz kurlarında bir aşağı yönlü gidiş oldu. Şimdi kur korumalı mevduatın 2,2 trilyon liraya geldiği bir ortamda insanların dövizle ilgili bağlantılarının özellikle de ki ticarette kullanılmayan, üretimde ve ihracatta, ithalatta kullanılmayan dövizlerin evde kasada saklanarak yastık altı olarak ifade ettiğimiz dövizle ilgili ilişkilerinin kesildiği ve kur korumalı mevduatla da bunun çok sağlam temellere getirildiği bir ortamda döviz kurlarıyla ilgili herhangi bir spekülatif atağın olması ya da bir rally kazanacağına ilişkin söylemler doğruyu yansıtmıyor. Kaldı ki Türkiye'deki TÜFE ve ÜFE endeksi üzerinden reel kurlara baktığınızda Türkiye'nin tekrar 10 liralara ya da işte ifade ettikleri rakamların altına gelebileceği bir durum olmamakla beraber yukarıya doğru yönlü de bir rally yapmaması da mukadder olan bir şey. Bizim OVP hedefleri doğrultusunda öngörülebilirliğin arttığı ve volatilitenin oynaklığın en aza indiği bir süreci yaşıyoruz. Son iki sorum olacak. Onun hemen bir tanesini sormak istiyorum. Temmuz ayında iki büyük zamdan bahsedildi. Bir tanesi emekliye refah zammı, bir diğeri de asgari ücretliye bir ara zam. Seçimden sonra hemen devreye girecek mi bu? Şimdi bakın, ve oranlar ne olarak düşünülüyor? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız dün de ifade ettiler. Yarın Çalışma Bakanımız sendikalarla yapacağı son görüşmelerle özellikle de orada çalışan kamu işçilerimize yönelik bir adım atılacak. Bir. İkincisi, kamu çalışanları ve emeklilerle ilgili her 6 ayda bir toplu sözleşme gereği bir güncelleme yapılıp üzerine de bir refah payı ekleniyor. Ve önümüzdeki Temmuz ayında 6 puanlık bir refah payı, aynı zamanda enflasyon farkı kadar da bir fark ödenmesine ilişkin zaten mevcut olan bir yapı var.
bunun garantisini veriyoruz. Ama aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki enflasyon karşısında 21 yılda hiç kimseye madem ki ben ezdirmedim, önümüzdeki Temmuz ayında güncelleme yapılırken refah payının artırımına yönelik olarak da gerekli adımlarımızı atacağımızı söylüyor. Dolayısıyla da meclis açılır açılmaz Temmuz 15'te yapılacak olan ödemelerin daha güncel hale getirilmesi noktasında adımlar atacağı konusunda rahat olabilirler. Şimdi benim en çok aslında üzerinde durduğum bir soru var. Onu özellikle sormak istiyorum. Kadınlara yönelik çok güzel çalışmalarınız oldu. Özellikle teşvik kapsamında. Türkiye'nin belki de en önemli açıklarından bir tanesiydi. Yerli ve milli üretimlerin çok yaygın olmaması. Ama yapılan desteklerle ve sunulan hizmetlerle birlikte özellikle hani evet yatırımcılar var ama ben kadın yatırımcılara birazcık yönelmek istiyorum. Kadın yatırımcılar da yerli ve milli üretim noktasında ciddi desteklerle beraber yatırımlarına başladı. Bunlar devam edebilecek mi, edecek mi ve bu süreç nasıl işleyecek? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı... Her kadın bundan, şimdi mesela şu da özellikle merak konusu. Her yeni şirket açan kadının doğal olarak belli rakamları olmayabiliyor. Belli puanları olmayabiliyor. Bunlar da faydalanabilecek. Evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ilk geldiği günden beri ki ben teşkilatlardan biliyorum, AK Parti'deki kadın teşkilatlarının ne kadar güçlendirildiğini ve onlara ne kadar büyük ciddi bir şekilde yol kat edebilmeleri için imkanlar sağlandığını hepimiz biliyoruz. Aynısını siyasi arenada da gerçekleştirdi. Bir tarafta başörtü yasağının kaldırılması, öbür tarafta kadınların temsiliyetinin mecliste ve partinin birçok organlarında aynı şekilde kamuda da artırılması yönünde adımlar attığını hep gördük ve bundan dolayı da kadın istihdamında gerek özel sektörde gerekse de kamu sektöründe 2002'de yola çıktığımızdan çok daha üst noktalara seviyesine gelmiş bir kadın istihdamı var. Ama bunları yaparken sadece söylemle gerçekleştirilmedi. Çünkü kadın istihdamının ve kadına yönelik olan pozitif ayrımcılığın hem anayasaya girmiş olması hem yasal mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması ama aynı zamanda yatırım yapacak olan tüm iş insanları içerisindeki kadınların pozitif olarak teşviklerden faydalanması yönünde duruşu var. Şimdi bu duruşun en büyük destekçilerinden birisi de açıkçası söyleyeyim benim. Ben de kadın istihdamından kadın yöneticiye, kadınların çok daha aktif bir şekilde sahada bulunmalarına ve özellikle de ekonomide bulunmaları yönünde adımlar atılması noktasında teşviklerde bulunuyoruz. Bu anlamda ilk işini kuran bir kadının bir erkeğe göre pozitif olarak teşviklerden bir puan fazla yararlanmış olması, vergilerdeki teşvikler yine aynı şekilde kadınların kullandığı kredilerdeki faiz oranlarının daha düşük olması ve özellikle de kadın kooperatiflerinin kurulmasında ve kadın kooperatiflerinin yönetilmesi noktasında Halkbank üzerinden faiz desteğinin verilmiş olması bunlardan sadece birkaçı. Önümüzdeki süreçte kadınların çok daha aktif bir şekilde... Peki, öz kaynağı olmayan bir kadın iş kurabilir mi? Onu kredilerimizle zaten sağlıyoruz ve basit bir teminat ya da gayrimenkulün ortaya konmasıyla ya da KGF üzerinden devlet teşviklerinin doğrudan devlet tarafından desteklendiği kredilerle de biz kadınlara çok ciddi bir aktarımda bulunuyoruz. Bunlarla ilgili de çok enteresan hikayeler var. Çünkü kadınların iş kurarken elde etmiş oldukları kazanımların onları hangi noktalara taşıdığı ve bu yol haritası nasıl olduğuna ilişkin anılarını uzun süre dinleyen birisiyim. Sadece bir mevzuat değişimi ya da bir duruşunuz değil ama bunların ilk elden kullanıcısı olan kadınların ortaya koymuş oldukları hikayeler çok hoş hikayeler. Sayın Bakanım aslında konuşulacak çok konu var fakat yoğun da bir gündeminiz var, yoğun bir çalışmanız var. O yüzden son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Seçim 14 Mayıs bu bir seçim ama bu seçimin galibinin de mutlak surette elde edilmiş olan 21 yıllık kazanımların devam ettirilebilmesi ve bu kazanımların katma değerinin en yüksek seviyeye geldiği. Çünkü optimal noktayı yakalamış durumdayız. Çok iyiyiz. Savunmadan üretime, sanayiye ve depreme rağmen güven endeksimiz yükseliyor. Kurulan şirketlerin sayısı artıyor. Yani iktidara olan güven devam ediyor. Böylesine bir ortamda seçimin ilk turda kazanacağımıza ilişkin beklentilerimiz çok yüksek. Ve bunun çok daha anlamlı olabilmesi için vatandaşlarımızın ortaya koymuş oldukları bu desteği biraz daha artırarak Sayın Cumhurbaşkanımızın son 21 yılda ortaya koymuş olduğu başarılara bir 5 yıl daha
ekleyip Türkiye'nin önüne net olarak açma konusunda çağrımızı yenilemiş olduk. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Evet, bugünkü konuğumuz Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'ydi. Mersin'den gerçekleştirdik yayınımızı ve özel yayınlarımız devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.